Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler. Kardeşim, Bodrum Turgut Reis. İki tane İsveçli kareyle baş. Sarışın, mavi göz. Elena ile Soy. Pardon, ya onlar Rus adı değil mi ya? Baba Rus. Ha. Yavaş ya. Bunları tamam. Aldım kardeşim, doğru bizim iskeleye götürün. Oh. Açma. Baktım açma. Bizim iskelede 2 kilometre kuyruk var. 2 kilometre. Hop dedim. Dedim kapattık muzları. Tadilat var. Millet söylene söylene dağıldı. Aldım hatunları derken evet. Abicim. Ya Vedat yeter ya. Vallahi sabahtan beri yok İsveçli yok Rus. Ya var ya kafam şişti yeter ya. Ölüyor yanıyor anlatayım diye. Şurada muhabbet edecek bir tane adam yok mu ya? Şşt, bak başka bölüye tayini mi isteyeceğim ha? Vallahi istediğe kurtulalım be Vedat. Vay saatler olsun abi. Ne o? Kolye falan? Ulan kardeşim sen ne süslü bir şeymişsin böyle ya. Şaşkın. Sen işine baksana. Tamam. Kusura bakma Ağar abi. Herife bak ya. Tırklar Vadisi'nden çıkmış sanki. Artist. Artist. Hey hop. Şşt. Niye dalıyorsun hemen? Önce ben geldim. Ne? Nasıl sen geldin ya? Beraber geldik. Olur mu? Burun farkıyla ben öndeydim. Bir dakika. Yazı turu atacağız. Tamam. Para var mı yanında? Arkadaşlar parası olan var mı? Ey senin obanı. Adi şopar. Ne haber Vedat kardeş? İyidir Orkun. Ne iş abi? Ya bizim bölüğün duşları tıktım tıktım. Size misafir olayım dedim. Hadi bakayım hadi Allah versin ya. Hadi başka kapıya kardeşim başka kapıya ya. Ayıp ediyorsunuz ama ha. Biz sizin kantinden çay bile alamıyoruz. Ne dışı? Ben ne aldırmıyorum ya? Vermeyene söyle. Alo. Hadi kardeşim hadi. Alacağınız olsun. Ula bunun buralarda dolaşması hayra alamet değil dur. Sakın ha Orkun'u koğuşa falan sokayım demeyin. Niye lan? Ben Elun yalancısıyım. Günaha boynuna. Eli uzun değiller uşağım. Nerede dolaşsa bir şeyler kayboluymuş. Benim de kulağıma geldi vallahi. Dikkat edelim oğlum o zaman bundan sonra. Şşt. Ya ben de geleyim birinizin yanına lan. Hop. Şşt. Ya beklemeyeyim abicim ya. Beyler bakın şampuanım dan da verebilirim. Ha? Şşt çavuş. Başlatma ula çavuşundan. Hadi be. Ya güzel abicim ben de bir kenarda yıkanırım ha. Ya sen sapık mısın ya git sensin kardeşim ya. Sensin lan sapık. İçiniz fesat oğlum sizin. Bencil herifler. Yıkamıyorum lan bu hafta da yıkamıyorum. Hadi arkadaşlar günaydın hadi. Hadi arkadaşlar nöbetçi Asuman gelecek birazdan ya. Hadi. Uyanılır mı ya? Hadi. Günaydın arkadaşlar günaydın. Hadi kalkın hadi ya. Lan ne miskin adamlarsınız ya. Beyler, kolyemi kim aldı? Ne diyor size lan? Soruyorum, kolyemi kim aldı? Ne diyorsun Ali kardeş? Kolyem kayboldu. Ucunda da yüzük takılıydı. Kim aldıysa versin hemen. Yoksa kötü olur. Ula düşmüştür belki. Kim alacak senin yüzüğünü? Yok abicim işte, yok. Usta. Bak bizim koğuşta bugüne kadar hırsızlık olmadı. Vallahi bundan sonra da olmaz. Sen onu düşürmüşsündür iyi bak. Ne bu böyle? Hepiniz ağız birliği yapmışçasına. Nereden biliyorsunuz düşürdüğümü? Sen nereden biliyorsun çalındığını ha? Laf ebeliği yapma lan. Kim aldıysa çıkarsın yoksa fena olacak. Ya ne olacaksa olsun birader. Bizim aramızda öyle bir şey yapacak adam yok. Peki siz bilirsiniz. Ooo yanlarım ağrıyor yanlarım. Günaydın. Günaydın. Sabah şerifleriniz hayır olsun hemşire babacan. Neresi aydın be? Kış günü kapkaranlık. Oo öfkeli Şirin de uyanmış. Uyudun mu ki uyanayım? Ağrıdan sancıdan gözüme uyku girmedi. Koskoca askeriye bir gribi yenemedi ya. Babacan oğlum uyumayan bendim be. Sen bütün gece zavallı anneciğini kulaklarda çınlattın. Vallahi 5 yaşında çocuk gibi hala annesini çağırıyor be. Sen de Liz'i çağırıyordun. Kim? Bütün gece Liz diye uyumamışmış.
Vallahi ben bu gıcığı içimden atamadım hala. Dolu ciğer dolu. Hadi bakayım. Bunlar bir dikişle içilecek. Hadi hadi. Hayır söyle. Hiç gelme. Hiç gelme, içmiyorum. İçmeyeceğim. İçmiyorum, berbat tadı var ya. Pil yalamış gibi oluyor ağzım. Pili yalıyorsan bunu da içersin. Rezalet. Neyse. Uyku yok. Çorba bulaşık suyu gibi. İlaçlar iğrenç kokuyor. Ya şu Ferit'in hastalığı da var ya, hiç çekilmiyormuş be. Canımdan bezdirdi bütün gece. Bak, bulmuş melek gibi hemşire. Çemkiri, terbiyesiz. Bil bakalım melek hemşire sana ne getirdi? Allah, hediyem. Yani arkadaşımın ki hediyesinin ki onun, benim şahsım değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Örgümü öreceğim. Yani arkadaş örecek yani. Ben ne öreceğim? Yapması çok kolay. En basitinden bir atkı örsen, yani arkadaşın örse, Liz'in yani kızın gözleri yaşarır mutluluktan. Arızam zaroşaya mı başladı? Anlatacağım bunu herkese. Bakma sen ona. Bir erkek kendi elleriyle bana bir atkı örse, ben onunla hemen evlenirdim. Horoşa mı yapacağız, Zeki Müren kirpiği mi? Emredersiniz komutanım. Günaydın komutanım. Günaydın Ahmet Başçavuş. Gel gel. Hamza da hastalanmış dün ha? Öyleymiş komutanım. Salgın değildir inşallah. Biz yine de önlemimizi alalım. Alay komutanıyla konuşacağım. Bu arada bol bol portakal, mandalina falan çıkartalım yemeklerde. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bir maruzatım vardı. İzin verirseniz söyleyebilir miyim? Tabii Ali. Gel. Söyle bakalım. Komutanım, gece uyurken boynumdaki kolyeyi ve ucunda asılı olan yüzüğümü çaldılar. Çaldılar mı? Kimin yaptığını biliyormuş gibi konuşuyorsun Ali. Koğuştakilerden şüpheleniyorum komutanım. Başka kim olabilir ki? Koğuşta kimse almaz. Her yere baktın mı? Baktım komutanım. Ulan ne yapıyor bu herif? Vallahi benim aklım durdu. Şişt, birdenbire bu kadar sorumluluk verince Tosun'un aklı nanay uçtu. Esas senin aklın uçmuş. Cahil herif. Size ellerimle İngiliz çayı hazırlıyorum. Ne çayı ne çayı? İngiliz çayı. Ulan İngiliz çayı da ne dur? Böyle süt koyuyorsun üzerine. İngiliz çayı oluyor. Denesene Gökhan. Yok sağ ol, ben almayayım. Ben az önce Fransız ayranı içtim. Sen Mehmet? Yok abicim, işim olmaz. Senior? Ben niyetliyim biliyorsun Tosun'um. Yoksa hatun için içerdim ben bu çamuru. Ulan cahil cühela adamlara hizmet etmek ne zormuş be. Sizin için yenilikler yapıyorum ama anlayacak adam nerede? Ben dedim size. Buna ağır geldi. Buna bu beyin cihazına ağır geldi. Ağır. Ağır oldu ağır. Beyler. Levent Üsteğmet. Dün akşamki nöbetçileri çağırıyor. Gökhan, Mehmet, Vedat, Cemal seni de çağırıyor. Hayırdır oğlum, ne oldu? Şu Ali'nin yüzük olayı. Hay Ali'nin de yüzüğünün de. Tövbe tövbe. Hadi. Hadi bekletmeyin bakalım. Gidin gidin. Kaldır şunları buradan Allah. Mehmet 10-12, Şakir 12-2, Vedat 2-4, Gökhan 4-6, koğuş nöbetçileri.
Doğru mu çocuklar? Evet komutanım. Cemal, sen de devriye çavuşuymuşsun dün akşam, öyle mi? Evet komutanım. Dün gece Ali arkadaşınızın boynundaki kolyesi kaybolmuş. Ucunda da yüzük vardı komutanım. Ucunda da yüzük varmış. Çalındığını iddia ediyor. Bu konuda bir şey bilen var mı? Yok komutanım. Sabah bize söyledi ama bilmiyoruz komutanım. Hatta ben aramasına yardım da ettim komutanım. Değil mi Ali? Ali? Nöbetleriniz sırasında koğuşa giren yabancı biri oldu mu? Hayır komutanım. Arkadaşlar, içinizden birinin böyle bir şey yapmış olmasına ihtimal vermek istemiyorum. Ama nöbetiniz esnasında yaşanan hırsızlıktan siz sorumlu olursunuz. Sırayla savunmalarını alın başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Umarım bir an önce bulunur. Şöyle dedim. Çocuğu kenara çektim. Çocuğu kenara çektin sonra? Ha, çektim kenara.